dedi. Efendim Erdoğan konuştu. Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz dedi. Belli ki meclis açıldığında epey tartışmalı bir dönem başlayacak. Şunu soracağım hocam size. Bu Erdoğan'ın bunca sorun arasında cambaza bak demek için yaptığı bir taktik mi? Yoksa başörtüsü düzenlemesini gerekli mi görüyor? Ve özellikle de Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılına bu kadar denk getirilmesi için bir anlam ifade ediyor mu sizce? Anlam ifade ediyor tabii baştan itibaren. Bir kere AKP'ye baktığımız zaman siyasal parti olarak AKP klasik ifade edilebilecek siyaset bilimi kitaplarının anlattığı ya da yıllarca işte benim de bir hoca olarak anlattığım klasik bir parti değil. Çok net biçimde kendileri kabul etmeseler bile, canları sıkılsa bile unutmayalım ki bir kere AKP siyasal İslamcı bir partidir. AKP klasik bir parti değil. Konjonktürel bir partidir. Bakın partiler iki türlüdür. İdeolojik partiler, konjonktürel partiler. İdeolojik partiler hep yaşar. Düşer, 0-1'e düşer. Saadet Partisi'nde olduğu gibi işte Milli Görüş. Bunlar hep yaşarlar. Konjonktürel partiler, konjonktürün gereği olarak kurdurulurlar. Dikkat, kurulurlar demiyorum. Kurdurulurlar. AKP kurdurulmuş bir partidir. Bunun örnekleri tarihimizde de vardır. Demokrat Parti'den ANAP'a kadar sayacağımız çok var. Konjonktür biter. Kim ve bu parti kurdurulur? Şimdi ifade edeceğim. Tamam, o bir süreçtir. Uluslararası müesses. Hocamın da en sevdiği anlattığım kısmı. Uluslararası müesses nizam dediğimiz unsur bu her zaman bu. Bak şöyle bir şey söyleyeyim çok net. İçimize sindiremeyiz ama şu söyleyeceğim cümleyi. Türkiye'de 1945 başlangıç olarak cumhurbaşkanları, başbakanlar, iddialı parti başkanları tesadüfe bırakılmaz. Tesadüfe bırakılmaz. Arada bir iki aykırı örnek vardır. Hüseyin Kıvrıkoğlu gibi, Ahmet Necdet Sezer gibi. Arada bir iki, zaten iki tanedir. Genelkurmay başkanları hiç öyle tesadüfe bırakılmaz. Oradaki o Karacı subay daha yüzbaşıyken noktalanır. O birkaç tane seçerler, noktalanır. Ondan sonraki süreçte getirilir. Bu doğal mıdır? Türkiye'nin NATO üyeyi, bölge, bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Soğuk savaş mantığı, bir sürü şey söyleyebilirsiniz. AKP'nin kurdurulması, Tayyip Bey'in seçilmiş olması, bunu hep anlattım. 26 Ekim 1999'dur ilk başbakan olduğunu duyduğum tarih. Çünkü o gün oraya geldi, işte çok şey konuşuldu. Sonuç olarak bakın, sonuç olarak. AKP'nin hep bütün tabii mensupları için bunu söylemiyorum ama genel tavır olarak ifade edeceğim husus şudur. Bir, bu laik cumhuriyette, iki Atatürk'te, üç Kemalist devrimlerle problemleri var. Problemleri var. Ve bir türlü şunu görmüyorlar ki, bu bütün 54 mi, 52 İslam ülkesi mi var Nevzat? Sen daha iyi biliyorsun bu yani işleri. Yani şu an ayrılıp çoğalıyorlar, 52 diyelim. 52 diyelim. Bu 52'nin içerisinde 51'i kenara koyun, bir tane bir türlü ama demokrasiyi kuramayan. Çünkü demokrasi yaratılabilir, demokrasi kurulmaz. Cumhuriyet kurulur, demokrasi yaratılır. Onun için bir türlü yaratamıyoruz. Çünkü o bir kültürdür. Onun başka bileşenleri var. O bir türlü o bileşenleri tek tek bir araya getirip orada bileşke vektörü yaratamıyoruz. Biz demokrasi talebi konusunda samimi değiliz. Her şeyden önce yoksulluk başımızın belası. İki eğitim problemi, çok şey sayabiliriz. Bu programda gerçi yeri yok. Uzun sözün kısası. Dolayısıyla bakın şimdi, yapı bu olunca o nedenle tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu o büyük stratejik yanlışlık. Bu tür çağırsın. Tabii saçma sapan ne gerek vardı? Kemal Bey'in bu türlü stratejik yanlışlıkları var. Sanılmasın ki tesadüfen. Hayır değil. Hayır değil. Çok net bir ifade kullanacağım. Tayyip Bey'i bu ülke için uygun başbakan sonra tabii cumhurbaşkanı olmak konusu farklı. O akışla geldi. Bu odak her neyse Kemal Bey'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getiren odak da aynı odaktır. Aynı odaktır. Bunun hiç tartışılacak da bir yanı yok. Ben bunu ilk defa da söylemiyorum. Belki 20. kere söylüyorum. O nedenle CHP önemli bir parti. Evet, ideolojik bir parti. Bu çadırın ana direği. Bunu kırarsanız ortada Türkiye'de bir şey kalmaz. Bütün bu söylemiş olduğumuz 52 ülkenin 51'ini kenara alın. Bir ülke. Laik cumhuriyet, evet.
bu demokrasi için cumhuriyet olması şart değil. Örnek İngiltere, işte örnek Avustralya, çok örnekler var biliyorsunuz. Ama bizim için dünyada tek örnektir Türkiye. Bak şöyle tanımlayayım. Kavganın meselesini söyleyeyim, özünü. Cumhuriyetin bir tane tanımı var. Antik çağdan beri tek bir tanımı var. Monarşik olmayan tüm siyasal rejimlere cumhuriyet denir. Geri kalan tanımların hepsi onlar ilkokuldan beri anlatılan. İşte kendi kendini seçmektir, milletvekilini seçmektir. Onların hepsi altta fırça darbesi. O günden bugüne kadar bu değişmeyen tek tanımdır. Demek ki bir ülkede siyasal rejim olacaksa cumhuriyet bir rejimdir. Siyasal ya cumhuriyet olacak ya monarşi olacak. Peki. Cumhuriyetlerin laik ya da seküler olması şart değildir. İran örneğinde olduğu gibi. Ya da Gaddafi dönemi Libya'sında olduğu için söyleniyor. Daha çok örnekler var. Fakat bu cumhuriyetler içerisinde ki hiçbirisi ötekine benzemez. Dünyadaki siyasi haritayı açın bakın. En farklı cumhuriyet nitelik açısından Türkiye Cumhuriyeti'dir. Nedir o söyleyeyim. Bu ülkenin kurucu babasının tanımlamış olduğu cumhuriyet şudur. Egemenliği kutsaldan alıp bireye veren, dikkat edin Tanrı ya da Allah demiyorum bunu söylediğim zaman saçma sapan anlıyorlar. Kutsal kim? Padişah, halife padişah. Ki halifelik de dini kurum değil siyasi kurum. Onu da tartışması saçma sapan yapılıyor ülkede. Kutsaldan alıp bireye veren, ümmetten millet, kuldan vatandaş yaratan ve bunu da laik dünya görüşü üzerine koymuş olan siyasal rejimin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kurulduğu günden bugüne kadar bunun kavgası bitmedi. İşte bu nitelikler nedeniyle, dikkat edin Tayyip Bey, yüzlerce kere bir şey söyledi. Hep ümmet, ümmet, ümmet diye bir ifade kullandı. Dikkatinizi çekerim bakın. Öte yandan Kemalist devrimlere sıra gelince, Kemalist devrimler daha kuruluşundan itibaren bugünle ilgisi yok. Bugünle ilgisi yok. Daha Kasım 1922 saltanatın kaldırılma tartışmalarıyla başlayıp bir türlü bu devrimleri kabul etmeyen kitleler bu sürdü gitti geldi. İşte bugüne kadar geliş meselesi bu. Öte yandan çok daha feci bir şey yapılıyor. Bu Osmanlı'da da aynı, Abdülhamit'in başına gelen de oydu. Dinin istismarı. Yani bu samimi dindar meselesi, dinci diye hani çok özetleriz ya. Bütün bunların toplamı işte cumhuriyetle kavganın sebebi, Atatürk'le kavganın sebebi ki ona rağmen başaramıyorlar. İşte son film meselesi göstermiştir ki AKP'lisi de, MHP'lisi de, Büyük Birlik Partilisi, HDP'lisi, CHP'li. Bak herkes nasıl birleşti. Buradaki temel çatı Atatürk'ün kendisi. O ayrı bir şey. Atatürk dediğin zaman onu kolay kolay buradan falan çekip alamıyorsunuz. O ayrı bir şey. Ama ana mesele kardeşim, ana mesele bir tarafın dini istismar etmesi, öbür tarafın laikliği istismar etmesi. Laikliği istismar edenler şurada sahtekarca Atatürk rozeti taşıyor. Atatürk'ü sabah işte ışıklarla gidiyor, mezardan kaldırıyor. Ticaretlerini alet ediyor. Akşamın karanlığında koyuyor yeniden mezara. Ama başından ayrılmıyor ikincisi gelip onu satamasın diye. Bir kere bu rezillikten kurtulmadığı sürece ki bunu daha çok CHP'nin içinde görüyorum ben. Yıllarca da hep aynı şeyi söyledim. Bunun içinde görüyorum. Ya bu tarafta aynı şeyi dini satarak yapıyor. Aynı şeyi İslam peygamberine yapıyorlar. Aynı şeyi. Şimdi Nevzat bu ülkede bu konunun en iyi uzmanı kardeşim. Bölgeyi en iyi bilen, bütün bu çatışmaları en iyi bilen kişi ki ben de kendisinden dinlemeyi çok istiyorum tabii son işte izlenimleri ne oldu, ne bitti. O nedenle çok doğal. Şimdi yeniden bu başörtüsü, türban bu meseleyi açmak kaldı ki özellikle kendilerini laik diye tanımlayanlar, kendilerini Atatürkçü diyen, hep söyledim ben Atatürkçü değilim, ben Kemalistim. Kendini Atatürkçü diye tanımlayanlara söylüyorum. Arkadaşlar, kılık kıyafet yasası çıktığında, kaleme alınırken Atatürk'e geldiler. Kadınların kıyafeti içinde işte madde yazalım falan. Sakın ha dedi. Kadın kıyafetine dokunmayın. Dikkat edin o yasada kadın kıyafetiyle ilgili tek bir sözcük yoktur. Orada ne var? Dini kisvelerle dışarıda dolaşılmaması ve devlet memurları için falan kıyafet meselesi vardır orada. Oradaki tanımlamada kadın yok. Ne dedi biliyor musunuz Atatürk onlara? Türk kadını beni anlar dedi. Günü geldiğinde onlar gereğini yaparlar.